Yavrusunu doğurdu. Demler. Bir bez yerini almış demek ki. Kundak bunu sardı. Şimdi korkuyor, ne yapacağım acaba? İsa Aleyhisselam konuştu buna. Anne üzülme. Eğer şimdi insan seni görürse, sorular senin kucağındaki, ben oruçluyum de. O şeriatta, zekâdın şeriatında oruç vardı, susma orucu vardı. Susma orucu. İki de oruç onlara vardı böyle. Geri yeme içme orucu, bir de konuşmama orucu vardı böylece. İşaret ağzını, ben oruçluyum de. Konuşma böylece. İsa bu kadar konuşacak. Tabii aldı çocuğunu, nasıl gitti, nasıl ezildi, nasıl ruhsuz hale girdi ona, tabii Allah biliyor muhtemelenler. Çıktı tabii karşı Yahudiler. De bu ya Meryem, başladı bağırmaya, çağırmaya. Senin baban böyle insan değildi derekten. Hazreti İsa Aleyhisselam orada konuştuğu halde, İnni Abdullah diye bahsederken başladı. Allah'ın kuluyum diye başladı halde. Yani bir burada mucize. Bebek konuştu halde. Ne yaptı Yahudiler? Hazreti Meryem'e iftira ettiler bunlar. Zina ile bunu suçladılar bunu. Hazreti Meryem'e. Yani sen zina ettin. İşte şöyle bir oldu. Hayır, kabul etmediler bunlar bunu. Hazreti Meryem bunlar bir fahişi olarak yaptılar. Ve tabi çocuk ne oluyor? Çocuk da belli zina. Olmuş o Yahudilere göre bunu. Ya bunu Yahudi öldürmeye kalkıştılar bunları. Öldürmeye kalkıştılar bunları. Ne yaptı zavallı Hazreti Meryem, o genç kız aldı yavrusunu, Mısır'a kaçtı Kudüs'e muhtemelen. Mısır'a kaçtı böylece. Ölüm korkusundan Mısır'a kaçtı. 12 yıl orada kaldı, Mısır'a kaldı. Ondan sonra tekrar Kudüs'e geldi. Nasır'a denen şehre yerleşti, Nasır'a. Oraya yerleşti kendisi. Şimdi Mevlam, ayet-i kerimden buyurmuştu Mevlam, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu Allah'tan bir ibret olacak, insanlara olacak. Rahmet olacak. Yahudilerin olup Yahudilere, onlara lanetim oldu onlara böyle şey. Ki Hazreti Meryem gibi bir kimseyi ne yaptı bunlar? İftihatta böyle zina suçunu, ona fahiş edilir bunlar böyle. Hala Yahudilerin inancı budur, Yahudilerin inançları böyle. Yahudilere göre Hazreti Meryem fahişe. Onlara göre böyle. Hazreti İsa Aleyhisselam verdi zina. Onlara göre böyle şey. Ne yazık ki günümüzde Hristiyan dünyası Yahudi birleşti, İslam'a karşı muhtemelen bakınız. Aslında Hristiyan'la Yahudi arasında kan davası vardır bu yönden. Aslında. Ama Yahudi'nin bu gizli siyaseti ne yaptı? Hristiyanlığı biz alemi çevirdi bunlara böyle. Çevirdi bunlara böyle şey.